Arkadaşlar bu dersimde cümle türleriyle ilgili soru çözümlerine yer vereceğim. İlk sorum aşağıdakilerden hangisi ögelerin dizilişi yönünden kurallı bir cümledir? Kurallı bir cümle diyorsa arkadaşlar ne olacak? Yüklem cümlenin sonunda yer alacak. Yüklemin cümlenin sonunda yer aldığı cümlelere biz kurallı cümle diyoruz. Bakalım bahar erdi, güller açtı. Bakın yüklem cümlenin sonunda mı? Hayır değil. O zaman bu bir kuralsız cümle. Bahar çiçek çiçek gelince güzel. Yüklem cümlenin sonunda. Kurallı cümle. Gözlerim yollarda geçti kaç bahar. Yüklem cümlenin sonunda yer almıyor. Kuralsız. Ömrümüzün son demi son baharıdır artık. Bakın yüklem yine cümlenin sonunda değil. Bu da kuralsız. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? Yüklemimiz uyandın mı? Cümlenin sonunda yer almıyor. Kuralsız bir cümle. Bizden kurallı cümle isteniyordu. Kurallı cümlemiz bahar çiçek çiçek gelince güzel. Cevabımız B seçeneği. Diğer sorumuz aşağıdaki atasözlerinden hangileri yüklemine göre ötekilerden farklıdır? Bakalım gönül kimi severse güzel odur. Yüklemleri bulalım. Odur. O kişi zamiri. Yüklem isimdir burada. Göz görür gönül ister, ister istemek fiildir. Yüklemimiz fiil. Her damardan kan alınmaz. Alınmak fiildir arkadaşlar. Yüklemimiz fiil. Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez. Yine bilmek fiildir. İşten artmaz, dişten artar. Artmak fiildir. Farklı olan ise A seçeneğidir. Çünkü yüklemimiz burada isimdir. Diğer soru aşağıdaki dizelerden hangisinin yüklemi at soylu, isim soylu bir cümledir? Yüklemin isim olduğu cümleyi istiyor bizden. A seçeneğine bakalım. Ben köy öğretmeniyim. Bir bahçıvanım, bahçıvanım. Bahçıvanmak diye bir söylem var mı? Yok. Bu isimdir arkadaşlar. Yüklemimiz burada isim. Bütün köy çocuklarını getirin. Getirmek fiildir. Yüklemimiz fiil. Yalnızlıktan açarlar. Kimse bilmez onları. Açmak fiildir arkadaşlar. Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzemek, benzer. Benzemek fiildir. Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni. Örtmek fiildir. Bizden at soylu, isim soylu cümle istiyordu. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre basit, söz dizimine göre devriktir? Yapısına göre basit diyorsa burada bir yargı olacak. Sadece tek bir yargı olacak ve fiilimsi olmayacak, yan cümle olmayacak. Söz dizimine göre devrik dediğine göre ise cümlemiz devrik olacak. Yani yüklem cümlenin sonunda yer almayacak. Bu opera eski bir müzik öğretmeninin hayat hikayesine ilişkinmiş. Yüklem nerede? Cümlenin sonunda. Bu kurallıdır. Bizden devrik istendiği için bunu direkt eliyorum. Aynı romanın birçok çevirilerinin yapıldığını biliyoruz. Bakın yüklem yine sonunda. Bunu da eliyorum. Bütün bu iddialar bir tek şeyi ortaya koyuyor bence. Burada yüklem cümlenin sonunda yer almıyor. Devriktir. Ayrıca burada bir fiilimsiye yer verilmemiştir. Yan cümlede yoktur arkadaşlar. Bu basit bir cümledir. Devrik ve basit. Son okuduğum romanda olay örgüsü karmaşık. Yüklem cümlenin sonunda kurallıdır. O anda vereceği yanıtı düşünüyordu galiba. Yüklem cümlenin sonunda yer almıyor. Devriktir. Fakat burada yan cümle vardır arkadaşlar. Fiilimsi vardır. Bu bileşik cümledir. Bileşik devrik. Bizden basit devrik isteniyordu. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur? Bunu bir takım kurallarla önlemek olur iş değil. Olumsuzluk var burada. Adamcağız sandıkları kadar paralı değil. Burada da olumsuzluk var. Bir yokluk ifade ediyor. Köyden kente göçmeyi o da istemiyor değil. Aslında burada söylenmek istenen istiyor. İki tane olumsuzluk var. İki olumsuzluk olumluluğu ortaya çıkartıyordu. Burada anlam olumludur.
Sonramanın dili öyle yalın değil. Burada da olumsuzluk var. Gölün kıyısı filmdeki gibi güzel değil. Olumsuz ifade var. Olumlu ifade C seçeneğinde. Aşağıdaki ikili dizelerden hangisi bitmemiş bir cümle durumundadır? Bitmemiş bir cümle, yani eksiltili cümle. Eksiltili cümlede yargı yoktu, yani yüklem söylenmiyordu ve 3 nokta konuluyordu arkadaşlar. Yüklemin olmadığı cümleler de eksiltili cümle. Gecenin koyu karanlığında rüzgarda sokak kokusu. Burada bir eksiklik var. Eksiltili bir cümle. Çiçek açmaya deniyordu bahçemize erik ağacı. Bahçemizdeki erik ağacı çiçek açmaya deniyordu. Yüklem var. Uğraşma boşuna şiir yazamazsın bu kadar maviyken gökyüzü. Gökyüzü bu kadar maviyken boşuna uğraşma şiir yazamazsın. Yüklemimiz var. Bitmemiş bir cümle değil. Bana bu kadar açık söylemedi güzel olduğunu yaşamanın. Yaşamanın güzel olduğunu bana bu kadar açık söylemedi. Yine yüklemimiz var. Yargı tamamlanmış. Gökyüzünün maviliğine akarak savruldu sonsuza ışık hızım. Işık hızım gökyüzünün maviliğine akarak sonsuza savruldu. Burada da yargı tamamlanmış. A seçeneğinde bitmemiş bir cümle var. Diğer sorumuz, bağımlı sıralı cümlelerde özneler, tümleçler ya da her ikisi ortak olabilir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklamaya uygun bir örnektir? Bakalım hangisi uygun. Adam adamdan korkmaz, utanır cümlesi. Şimdi bağımlı sıralı olduğunu nasıl anlıyorduk arkadaşlar? Sıralı cümlelerde iki tane yargı olacaktı, iki tane yüklem olacaktı ve bu iki yüklem birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlanacaktı. Bakın var, evet, virgül, iki ayrı yargı birbirine bağlanmış sıralı cümle, evet. Ama bağımlı mı bağımsız mı, buna bakalım. Adam adamdan korkmaz. Adam adamdan korkmaz, utanır. Şimdi bakalım, adam adamdan utanır. İlk yargımızda öznemiz adam. Özne. Diğer yargımızda öznemiz ne bakalım? Adam adamdan korkmaz cümlesinde kim korkmaz? Adam korkmaz. Öznemiz yine adam. Yani burada özne ortaklığı var. Cevabımız A seçeneği, ama diğer cümleleri de inceleyelim. Bakın, gel demesi kolay, git demesi güçtür. Gel demesi kolaydır, git demesi güçtür. İki ayrı cümle var burada. İki ayrı öge. Bakın, gel demesi, git demesi. El el üstünde olur, ev ev üstünde olmaz cümlesine bakalım arkadaşlar. Şimdi yargılarımız ev ev üstünde olmaz, el el üstünde olur. Bakın, ne olmaz? Ev ev üstünde olmaz. Ev öznemiz. El el üstünde olur, ne olur? El olur. Öznemiz. İki ayrı özne, ortak mı? Hayır, değil. Özneler ayrı. Diğer örneğimiz, ak gün ağartır, kara gün karartır. Bakın, yüklemimiz ak gün ağartır, yüklemimiz iki ayrı cümle var burada ve iki ayrı öge var. Karartır, ne karartır? Kara gün karartır, öznemiz. Ağartır, ne ara ağartır? Ak gün ağartır, öznemiz. Peki özneler aynı mı? Hayır, farklı. Biri ak gün, biri kara gün. Burada da ortaklık yok. İnsanın alacası içinde, hayvanın alacası dışındadır. Yine ayırdık arkadaşlar. Bakın, hayvan alacası dışındadır yüklemimiz. Ney ya da kim hayvanın alacası? Bu da bizim öznemiz. İnsanın alacası içindedir de ise yüklem, yan cümlenin yüklemi, yan cümlenin öznesi. Özneler aynı mı? Hayır, farklı. Burada da bir farklılık var.
Diğer soruya bakalım. Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinden hangisi yoktur? Cümle türlerine bakın arkadaşlar. İsim cümlesi. İsim cümlesi ne olacaktı? Yükleme isim olacaktı. Sıralı cümlede ne olacak? Sıralı cümle iki ayrı yargı birbirine bağlanacak ve aralarına virgül ya da noktalı virgül konulacak. Basit cümlede ise yan cümle bulunmayacak. Eksikli cümle yüklemin söylenmediği cümle olacak. Birleşik cümlede ise yan cümle eylemsi şeklinde karşımıza çıkacak. Yeniden baktım başaklar tablosuna. Cümleye bakalım arkadaşlar. İsim cümlesi mi? Bakın bakmak bir fiildir. İsim cümlesi değil. Sıralı bir cümle mi? Hayır değil. İki tane yargı bildirmiyor. Ve birbirine zaten iki tane yargı bildirmediği için de birbirine bağlanacak başka bir yargı yok. Eksiltili bir cümle mi arkadaşlar? Hayır, eksiltili bir cümle değil, yüklemi var. Bileşik bir cümle mi? Eylemsi görmüyoruz. Bileşik bir cümle de değil. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi basit bir cümle. Eylemsimiz yok. Eylemsi olmadığı için yan cümle de yok. Basit bir cümledir. O halde örnek olarak basit cümle vardır. Belli ki rüzgar var, başaklar eğilmiş. İlk cümlemizi bulmuştuk. Belli ki rüzgar var, başaklar eğilmiş. Bakın iki tane yargı var ve yargı birbirine virgülle bağlanmış arkadaşlar. Yani sıralı cümlemiz de var. O zaman bu seçenekleri eledik. Başakların kimisi yanındakine yaslanmış, kimisi baş başa vermiş. Yine sıralı cümle örneğini görüyoruz. Kırılacak gibi büküleni de, usulca eğileni de var. Bakın yüklem isimdir. Bu isim cümlesidir. İsim cümlesinin örneğini de görüyoruz. Dimdik duran başak görünmüyor hiç. Yüklemimiz temel cümle. Duran ise yan cümle. Yani bileşik cümle de var. Fakat burada eksiltili cümle, yani yüklemin olmadığı bir cümle söz konusu değil arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Diğer sorumuz ise aşağıdaki sıralı cümlelerin hangisinde özne ortaktır? Hangisinde özne ortaktır? Bakalım. Hava soğumuştu, kar yağmaya başlamıştı cümlesinde. Bakın iki ayrı yargı var. Başlamıştı, soğumuştu. İki ayrı da özne var arkadaşlar. Kar yağmaya başlamıştı. Ne? Kar. Öznemiz. Soğumuştu. Ne soğumuştu? Hava. Yan cümlenin öznesi. Cevabımız bu değil arkadaşlar. Çünkü burada özne ortaklığı yok. İki ayrı özne bulunmakta. B seçeneğine bakalım. Yol çok uzundu. Bitecek gibi değildi. Yine iki ayrı cümle. İki ayrı yargı. Fakat burada iki ayrı yargı tek bir öge ile bağlantılı. Bakın yol çok uzundu, bitecek gibi değildi. Yol bitecek gibi değildi. Yol çok uzundu. İki yargıda da öznemiz yol. Yani özne ortaklığı var. Cevabımız D seçeneği. Diğer sorulara da bir göz atalım. Aradan 3 yıl geçmişti. Kimse arayıp sormamıştı. Kimse, bakın 3 yıl. Soluk benizliydi. Başında eski bir kasket vardı. Onun, o. Yaşlı biriydi. Mahallede onu herkes tanıyor, herkes seviyordu. Bakın bunlar bizim yüklemimiz, öznemiz ve o ise öznemiz. Özneler farklı, ortak değil. B seçeneğinde öznemiz ortak. Şimdi birkaç örneğimizi cümle türlerine göre çözümleyelim arkadaşlar. Oyunlar çocuklar için önemlidir. Yüklemine göre nasıl? Bakalım. Yüklemimiz önemlidir. Önemlimek diye bir kullanım söz konusu değildir. Bu bir isimdir. Yüklemine göre isim cümlesidir. Yüklemine göre denildiği zaman isim mi, fiil mi, buna bakıyorduk. Bu cümle isim cümlesidir. Öge
Öge dizilişine göre denildiği zaman yüklemin nerede olduğuna bakacaktır. Yüklem sondaysa kurallıdır. Yüklem sonda değilse devriktir. Yüklem sonda yer alıyor. Kurallı. Düz cümle. Anlamına göre ise olumlu mu olumsuz mu bakalım. Oyunlar çocuklar için önemlidir. Herhangi bir olumsuzluğu ifade eden kelime ya da ek yok olmadığı için de bu bir olumlu cümledir. Yapısına göre ise arkadaşlar basittir. Çünkü eylemsi ve yani yan cümle yer almamıştır. Bu yüzden basit cümledir. Yan cümlenin olmadığı cümleye, tek bir yargıyı bildiren cümleye biz basit cümle diyorduk. Annem hemen gelin dedi. Şimdi yüklemimiz dedi. Demek fiili, yani fiil cümlesi. Yüklemine göre fiil cümlesi. Öge dizilişine göre yüklem sonda yer alıyor. Bu yüzden kurallı, yani düz cümle. Düz cümle. Anlamına göre ise olumlu cümle, olumsuzluk yok. Olumlu cümle. Yapısına göre ise arkadaşlar girişik, bileşik cümle. Nasıl girişik bileşik cümle? İç içe girişik bileşik cümle. Bakın cümle içerisinde cümle var. Annem hemen gelin dedi. Girişik, bileşik cümle. Cümle içerisinde cümle. Şuraya iç içeyi de ekleyelim. İç içe girişik bileşik cümledir arkadaşlar. Her şeyi düşünmüş de telefon etmeyi akıl edememiş. Yüklemine göre etmek fiildir. Yüklemine göre fiil cümlesi. Anlamına göre ise bakın olumsuzluk ifade eden bir ek var. Olumsuz cümle. Öge dizilişine göre kurallı cümle, yüklem sonda yer alıyor. Yapısına göre ise arkadaşlar bağlı cümle. Çünkü birden fazla yargı, bakın birden fazla yargı birbirine nasıl bağlanmış? D bağlacıyla bağlanmış. Birden fazla yargı birbirine bağlaçla bağlanıyorsa biz buna bağlı cümle diyorduk. Örnekler bu kadardı arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir soru olursa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldim. Bu soruyu da size bırakıyorum. Cevabını videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar konumuzla ilgili ya da konumuz dışında Türkçe dil bilgisi, edebiyatla ilgili sorunuz olursa videolarımın altına yorum olarak yazabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.